Arkadaşlar merhabalar yine Trimat yayınlarından güzel bir soru. Aslında çok sıkıntılı zor bir soru değil ama bir özellik vardı. onu kullanacağımız bir soru. Size hatırlatmak, hatırlatmış olmak amacıyla çözmek istedim. Çoğunuzun aklındadır belki ama ne olur ne olmaz belki sınavda karşınıza çıkabilir. Sorumuza bir bakalım. Güzel kurgulanmış. Gök kuşağının tam ortasında durup dilek tutunca gerçek olacağına inanan Nil şekildeki noktada bulunmaktadır demiş arkadaşlar. Mor kuşağın iç eğrisinin denklemi y eşittir eksi 2x kare artı 6 kök 10x artı 5 ve her renk kuşağın genişliği 2 metredir. Buna göre Nil dileğinin gerçekleşmesi için kaç metre yürümelidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsanız şu en içerideki mor kuşağın denklemi verilmiş iç kısmının. Yani burası da x ekseni olarak verildiğine göre eğer ben şu denklemin köklerini bulursam aslında bu noktayı ve şu noktayı bulmuş olacağım. Nil ise, Nil ise arkadaşlar şu kırmızı kuşağın tam ortasında her bir kuşağın genişliği 2 metre. Nil bulunduğu yerden arkadaşlar şöyle yürüyüp yürüyüp. Tam şurada gök kuşağımızın orta noktasına gelecek. Aslında mor olan gök kuşağımızın şu iç kısmındaki parabolün tepe noktasının apsisine gelmiş olacak arkadaşlar. Biz buraya ne yapmaya çalışıyoruz? Ulaşmaya çalışıyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada bizim y eksenimiz belli değil. Y eksenin neresi olduğu, buranın x ekseni olduğunu biliyoruz. Bizim hesaplamamız gereken uzunluksa arkadaşlar bakın nil şurada tam orta noktada burada bir, bir birim uzunluk var. Üstüne 2 gidecek, 2 gidecek, 2 2 2 2 6 tane 2 gidecek. 10 12, bir de burayı yürüyecek. 13 bir de şu kadar daha yürümesi gerekiyor. Şu iki uzunlukta birbirine eşit olacak. Tam ortasına gelecek. Peki demek ki biz şu uzunluğu bulursak yani kökler arası uzaklığı bulursak Oradan bu uzaklığın yarısına geçtiğimiz anda soruyu çözmüş olacağız. Çünkü 1, 6 tane 2 daha zaten 13 birim yürümüş olacak. 13'ün üstüne şurada bizim işaretlediğimiz kadar yer kadar daha yürüyünce tam orta noktaya gelmiş olacak. Dediğim gibi sıkıntılı bir soru değil. Burada bizim şunu kullanmamız bence bize hız katacaktır. Kökler arası uzaklık. Yani kökler arasındaki uzaklığın bir formülü vardı. Hani mutlak değer x1 eksi x2'nin arkadaşlar. Nasıl hesaplıyorduk biz bunu arkadaşlar? Kök delta bölü mutlaka. Belki unutan arkadaşlarımız vardır aklında olmayan. Bunu hatırlatmak için bu soruyu çözmek istedim. Kök delta bölü mutlakadan aslında şu iki kök arası mesafeyi hesaplayarak şuradaki aradığımız uzunluğu da hesaplayabiliriz. Kök deltamız b kare eksi 4 ac idi. Öyle değil mi deltamız? b kare 6 kök onun karesinden 36 çarpı 10'dan 360 gelir. Eksi 4 ac. 4 kere 5 20. 20 kere eksikten eksi 40 olacağı için burası artı 40 olur. Bakın 400 geliyor. Kök 400 dışarı ne diye çıkacaktır? 20 diye. Kök A mutlak A dediğimizde şuradaki eksi 2'dir. 2 olur. 20 bölü 2'den bu aradaki uzaklık 10 birim olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. Demek ki şuradaki içerideki parabolümüzün kökleri arasındaki mesafe 10 birimmiş. Kökleri bularak da yapabilirdik. Hepsinden olur. Sadece hatırlatmak için çözmek istedim. Burası 10 birimse yarısı 5 birim, 5 birim gelir. 13 birim zaten buraya kadar yürüyecekti. 5 daha yürüdüğünde yani 18 birim yürüdüğünde gök kuşağının orta noktasına ulaşmış olacaktır Nil arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Doğru cevabın 18 olması gerekir. Kök delta bölümü mutlaka aklımızda tutalım. İşimize yarayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar yine Trimat yayınlarından güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Yeryüzüne dik olacak şekilde örülmüş yüksek bir duvarın diğer tarafına geçebilmek için duvarın sağ ve sol taraflarına tahta parçaları yerleştirilmiştir. Duvarın sol tarafına yer yüzeyi ile alfa derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilen tahtanın uzunluğu 2 birim olup olduğuna göre yani şurası 2 birimmiş arkadaşlar bunu bir yazalım. Duvarın sağ tarafına 2 alfa derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilen tahtanın uzunluğu alfa türünden neye eşittir denmiş. Zaten biz birim çemberin içinde de kullanıyorduk, değil mi? Şöyle bir üçgen gördüğümüzde. Mesela burası 90, burası alfa, burası 1 ise alfa'nın karşısı sinüs alfa oluyordu çünkü buraya k dediğimizde k bölü 1 bize sinüs alfa'yı vereceği için k'mız direkt sinüs alfa geliyordu. Ama burası 2 ise bu sefer bizim k'mız 2 sinüs alfa oluyordu. Hani karşı bölü hipotenüs dediğimizde 2'ler gitsin sinüs alfa kalsın diye aynı mantıkla mesela burası diyelim ki m kadarsa karşısı m sinüs alfa oluyordu. Komşusu ise m kosinüs alfa geliyordu arkadaşlar oranlarımızdan. Peki burası 2 ise o zaman şuradaki karşı duvarımızın aslında 2 sinüs alfaya denk geldiğini söyleyebiliriz. Burası 2 sinüs alfa kadar. Bence biz şu 2 alfanın aynısını burada elde edebiliriz. Hani yapıyorduk ya tanjant 2 x'ten tanjant x'e falan geçiyorduk. Şuradan ben alfa kadar alırsam arkadaşlar alfa alfa burası 2 alfa gelecektir. Aynı şekli burada elde etmiş oluruz. Bize neyi sormuştu arkadaşlar? Ee, şuradaki benim çizdiğim şu tahtanın uzunluğunu sormuştu. Ben şurada x kenar olacak şekilde aldım. Şunlar birbirine eşit. Şu karşıdaki uzunluğun iki sinüs alfa olduğunu biliyorum. Şuraya ben k uzunluğu dersem bana işte bu k uzunluğu soruluyor. Onu da şuradaki dik üçgenden çekebileceğimi düşünüyorum. Yine karşı bölü hipotenüs yapalım. Bakın karşı bölü hipotenüs. Karşıda neyimiz var arkadaşlar? İki sinüs alfamız var. 2 sinüs alfa'yı biz hipotenüsümüz olan yani bize sorulan k değerine böldüğümüzde neye ulaşmamız gerekiyor karşı bölü hipotenüsten sinüs 2 alfa'ya ulaşmamız gerekiyor. Şurada sinüs 2 alfa'yı paydaya alalım, k'yı bu tarafa alalım. 2 çarpı sinüs alfa bölü sinüs 2 alfa yazacağım. Onu da 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diye yazayım. Bu bana buraya çektiğim ne değerini verecek? k değerini verecek. Şimdi arkadaşlar bakın ikiler gitti, sinüs alfalar gitti. Aradığım k değeri 1 bölü kosinüs alfa olarak karşıma çıkmış oldu. 1 bölü kos alfa da arkadaşlar zaten neye eşittir? Sekant alfaya eşittir. Aradığım şu uzunluk yani aynısını buraya çizdim bu uzunluk k değerim sekant alfa olarak hesaplanmış oldu. Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Trimat yayınlarının AYT denemelerinden iki logaritma sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. A ve B pozitif reel sayı olmak üzere fx eşittir logaritma A tabanında x, gx eşittir logaritma B tabanında x'lerin fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. AB eşittir 2AC olarak verilmiş. Yani AB'ye 2K dersek AC'miz K olacak. Dolayısıyla şuradaki iki uzunluğun aslında birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burası 2K geldi. AC'mizde K gelmiş oldu. Aynı zamanda A üzeri logaritma B tabanında kök a da 2 olarak verilmiş. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. İsterseniz şuradaki büyük A noktasının apsisine biz K diyelim. Bu K değerini şu iki fonksiyonda yerine yazalım arkadaşlar. Mesela Gx'te K'yı yazdığımızda elde ettiğimiz değer M kadarsa fx'te k'yı yazdığımızda elde ettiğimiz değerin 2m kadar olduğunu şuradan görebiliyoruz. Şimdi gx'te önce fx'te yazalım isterseniz. fx'te yazdığımız zaman logaritma a tabanında k gelir. Logaritma a tabanında k eşittir ne diyelim arkadaşlar? 2m demiş olalım. Diğerinde yazarsak arkadaşlar bu sefer de logaritma b tabanında K gelmiş olacak. Bunun da neye denk geldiğini görüyoruz. M'ye denk geldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Bunları bir oranlayabiliriz. Bunları oranladığımızda şuradaki M'ler gider. Burada neyi elde ederiz? Bakın arkadaşlar şuraya yazayım. Logaritma A tabanında K bölü logaritma B tabanında K. Bu ters döner yukarıya çıkar. Logaritma K tabanında B olur. Eşittir 2M bölü M'den 2'ye gelmiş olur arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Şurada taban değişikliği yapabiliyorduk. Bu neye eşit olur yani? Logaritma k tabanında k çarpı logaritma a tabanında b'ye eşit olur. Burası zaten 1'dir. O zaman logaritma a tabanında b'nin 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan a'nın ikinci kuvveti b'yi verir. Yani b'nin yerine a kare yazabildiğimizi görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi şurayı düzenleyerek a'ya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. a üzeri logaritma b tabanı diyor. b'nin yerine a kare yazıyorum arkadaşlar. Buraya da kök a gelmiş. Bunun sonucu kaçmış arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. İsterseniz burayı düzenleyelim. A'mız şurada duruyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapayım. Onu da şuraya yazayım. A üzeri şuradan 2 gelecek. Buradan da 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 4 logaritma A tabanında A kaça eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Burası 1 olduğuna göre A üzeri 1 bölü 4'ün 2 geldiğini görüyoruz. Hemen şuraya yazayım. A üzeri 1 bölü 4 eşittir 2. Her iki tarafın 4'ünün kuvvetini alırsam A'mız da 2 üzeri 4'ten 16 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir. Arkadaşlar hemen yandaki sorumuzda çözelim. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu f ln x eşittir x kare artı 2x artı 1 olarak verilmiş. e doğal logaritmanın tabanı olmak üzere fx eşittir e kare eksi 2e artı 1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. İsterseniz öncelikle şurayı bir fx'e dönüştürelim. x'in ters fonksiyonunu buraya yazacağız ki buradaki lnx ifademiz x'e dönüşsün. lnx'in ters fonksiyonunu logaritmik fonksiyonlar üstel fonksiyona geçeceğimiz için e üzeri x olarak alabiliriz. Burada x yerine bir e üzeri x yazalım. Zaten elende e üzeri x yazınca ln e üzeri x'ten burası bize x'i verecektir. Yani fx eşittir. x yerine e üzeri x yazarsak e üzeri bakın x'in karesinden 2x artı 2 tane e üzeri x artı 1 olarak bulunmuş olacaktır. Aslında bunu bizim fx fonksiyonumuz olarak düşünebiliriz. Burada öyle bir x değeri yazılmış ki elimize e kare eksi 2e artı 1 gelmiş. Yani şurada öyle bir x değeri yazıyoruz ki bunu elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Şurayı aslında bakın ne olarak düşünebiliriz? e üzeri x artı 1'in karesi olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yani burası aslında bizim e üzeri x artı 1'in karesine eşit oluyor. fx'imizin buna eşit olduğunu düşünebiliriz. Burası ise neye eşit bakın arkadaşlar? e eksi 1'in karesine eşit eşit bunu buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki e üzeri x artı 1'in karesinin biz e eksi 1'in karesi çıkmasını istiyoruz. Bu durumda aslında e üzeri x artı 1'in de neye eşit olması gerekir? e eksi 1'e eşit olması gerekir. Buradan e üzeri x'i çekersek e üzeri x eşittir e eksi 2 gelir. Bunu logaritmik olarak yazarsak arkadaşlar x'i çekebilmek için logaritma e tabanında e eksi 2 eşittir x olarak gelecektir. Şunu da ln olarak yazarsak aslında ln e eksi 2 değeri x olarak bulunmuş olacaktır. Demek ki bizim burada aradığımız x değerinin ne olması gerekir arkadaşlar? E, ln e eksi 2 olması gerekir. Doğru cevabın e şıkkı olması gerekir. Tabi şurada aklımıza e, şu da gelebilir. Hani e üzeri x artı 1 e demişiz buraya bu e 1'e de eşit olabilir karelerini aldığımız için 1 eksi e'ye de eşit olabilir ama burada pozitif gerçek sayılara tanımla değdiği için 1 eksi e' de negatif olacağı için onu kullanamayacağız bizim burada e eksi 1'e eşitlememiz gerekir buradan da aradığımız x değerini elen e 2 olarak bulmuş oluruz umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.